Diyalog Uzman Sohbetleri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz müşteri deneyimi. Yanımda konuğum Ayşegül Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler Yiğit Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz için kendinizi tanıtarak başlamak ister misiniz? Aslında birkaç kere yaptık ama bu yayını ilk kez izleyenler için yapalım. Efendim, ben Ayşegül Eser, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Biriminde direktör olarak çalışıyorum. Yaklaşık 15 yıllık bir strateji ve yönetim danışmanlığı tecrübem var. Benim uzmanlık alanım finansal verilerden ve müşteri ana verisinden satış, pazarlama, marka iletişim ve özellikle firmaların büyüme stratejilerinin geliştirilmesi üzerine. Tekrardan bir yayında birlikteyiz. Bugün konumuz tam da benim uzmanlık alanım, müşteri deneyimi stratejisi. Umarım kafanızdaki birçok soruya cevap olur. Tekrardan çok teşekkürler. Peki, o zaman hızlı başlayalım biraz. Tabii, müşteri, nasıl isterseniz. Müşteri, tamamen doğaçlama gidiyoruz biz zaten Yiğit Bey'le. Buyurun. Müşteri deneyimi nedir? Müşteri deneyimini en basit haliyle nasıl tanımlarsınız? Şimdi aslında müşteri deneyimi herhangi bir ticari işletme için, yani bu tabii eğitim kurumları, sağlık kurumlarında bu ifade çok doğru olmuyor ama herhangi bir ticari işletme için aslında bu mal, hizmet günümüzde ama buna genel adıyla meta diyeceğiz. Para kazandığımız şeyin sunulduğu kitlenin uçtan uca yaşam döngüsü demek. Yani bunu müşteri olarak tanımladığımız durumda ki iş ortağınız da iş problemine göre sizin müşteriniz olabilir. Tedarikçiniz de aynı şekilde ya da nihai tüketicileriniz de aslında onları kazandığınız, metanızı sunduğunuz ve sonrasında sizinle çalışmaya devam etmesi ya da sizinle yollarını ayırması, aslında tüm döngü ve belki tekrar gelmesi, müşteri deneyimi dediğimiz şey aslında kazanılmasından tekrar satın alma davranışının ya da iş ortaklığının, kontratın yenilenmesi ya da yolların ayrılması olarak tüm döngüde aslında yaşanılan her şey gibi düşünebiliriz. Müşteri deneyimi en basit haliyle bu şekilde tanımlanabilir. Peki, bütün firmaların amacı aslında iyi bir müşteri deneyimi sağlamak. Yine aslında hızlı bir soru olacak. İyi bir müşteri deneyimi nasıl sağlanır? Şimdi belki de hani sorunun içerisinde de gizli bir soru var. Gerçekten tüm firmaların amacı iyi bir müşteri deneyimi sağlamak mı? Şöyle düşünebiliriz. Şimdi bu ticari işletmede aslında tedarikçilerimizden müşterilerimize bir değer zincirinin üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla eğer bir mal üreticisiyseniz tedarikçinizden ham maddenizi temin ediyorsunuz. Üretim bandınıza ham maddenizi sokuyorsunuz. Amiyane tabirle hattın ucundan ürün çıkıyor ve onu müşteriyle buluşturuyorsunuz. Şimdi mal üretiminde aslında müşteri nihai noktada. Müşteriye değme noktanız aslında sizin satış, pazarlama, marka iletişim, kurumsal iletişim kanallarınız. Ama bu bir hizmetse, örnek veriyorum, bir sağlık kuruluşuysa, bir konaklama sektöründe bir otel oyuncusuysa, müşterimiz bizim değer zincirimizin içerisinde. Dolayısıyla o da üretim hattının üzerinde. Ya da ben danışmanlık firmasında bir yönetici olarak çalışıyorum. Benim ham maddemde günün sonunda sattığım da aslında benim ekibim. Yani ben yeni mezunu alıyorum, sonra onu müdür yapıyorum ve diyorum ki yönetim kuruluna, işte Aziz olsun adı, Aziz seni çözer diyorum. Dolayısıyla ben Aziz'i amiyane tabirle satıyorum. Dolayısıyla benim müşteri deneyimi dediğimde müşterimin bir benim değer zincirimde aktığı durumlar var. Bir de müşterimin değme noktalarında benim kurumuma değdiği noktalar var. Dolayısıyla hani gerçekten bir firma müşteriyi ne zaman memnun etmek ister? Eğer değme noktasındaysa o değme noktalarında, ki bunlar aslında kanallar. Müşteriye değdiğiniz her nokta, bayi ağınız varsa bayileriniz, çağrı merkeziniz ya da sizin kurumunuzun direkt iletişim belgesi ya da sosyal medya kanallarınız, web siteniz, bunların hepsi değme noktası. Ya da sunduğunuz metaya göre, bu bir hizmetse eğer, değer zincirinin içindeyse de aslında bir nevi iş ortağınız da olabilir. Dolayısıyla bu deneyimde gerçekten firmanın
büyüme stratejisine hizmet eden bir amaç varsa, daha fazla ciro, daha fazla pazar payı, daha fazla karlılık, eğer müşterinin deneyiminin olumlu şekilde iyileşmesiyle geliyorsa, evet öyle olmalı. Ama burada şöyle bir handikap var aslında. Bana yönetim kurullarının da hep böylesi projeler yaptığımızda sorduğu soru şu: Ayşegül, müşteri her zaman haklı mı? Aslında müşteri tabii ki de her zaman haklı değil. Ama haklıymışçasına bir hizmet sağlamak, sadece hizmet sağlamak olarak ifade etmeyelim, deneyim yaşatmak kısa, orta, uzun vadede aslında o ticari işletmeye çok fazla şey kazandırıyor. Dolayısıyla müşteriyi sonsuz kere mutlu ettiğimizde, müşteri memnuniyet skorlarımızın %100'lere ulaştığını teorik olarak varsaydığımızda, bunu başarmak için katlandığımız operasyonel maliyetler neler? Benim o deneyimi yaşatmak için harcadığım para, yaptığım yatırım ne? Ve o geri dönüşü alabiliyor muyum? Aslında en önemli konu bu. Sizinle daha önceki yayınlarımızda yatırım fizibilitesini konuşmuştuk, operasyonel maliyetleri konuşmuştuk. Şimdi dolayısıyla attığımız taş kaç tane kuşu ürkütüyor? Aslında bunu hesaplamak gerekiyor. Ya da 3 veriyorum, gerçekten 5 köfte kazanıyor muyum? Bunu da aslında değerlendirmek gerekiyor diyebilirim. Peki şimdi iyi bir müşteri deneyimi sağlandığını varsaydığımızda bunun firmalara olan katkısı nedir? İşte bu söylediğimizde aslında direkt etkilenen kurumsal performans metriklerimiz var. Müşteri memnuniyet skorumuz, yeni müşteri kazanım oranımız, müşteri tutundurma yüzdemiz, bunlar direkt müşteri deneyimini organizasyonunuzda üst yönetim olarak, sayısal olarak analiz edebileceğiniz direkt etkileri. Ama tabii ki de müşteri memnuniyet oranının yükselmesi aslında piyasada sizin hakkınızda olumlu düşünen tüketicilerin varlığı size yeni müşterileri kazandırdığı için en direkt olarak da yeni müşteri kazanım oranı ya da portföyümün bileşenleri bazında, mal ve ürünlerim, hizmetlerim bazında satış rakamlarım, aslında bunların hepsinde ticari performans metriklerimde de olumlu etkisi görülecektir diyebiliriz. Peki şimdi aslında webinarın temel konusuna geldik biraz da. Firmalar müşteri deneyimi stratejilerini nasıl oluşturmalılar? Aslında bir firmanın büyüme stratejisi artık günümüzde yazılırken tamamen müşteri odaklı olmalı. Yani sürdürülebilir karlılığı sağlamayla ilgili bir proje yapacaksanız gerçekten soracağınız ilk konu, hangi müşterilerimde nasıl bir karlılık hedefliyorum? Ya da yeni pazarlara girerek şirketinizi büyütmek istiyorsanız, evet, hangi pazara girmeliyim? O pazarda hangi müşteriler var? Aslında böyle. Ya da operasyonel maliyetlerinizde iyileşme yapacaksanız, hangi müşterilerden ne kadar maliyetlerimi kısmalıyım? Ya da çalışan deneyimini mükemmelleştirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla müşteriye değen ekiplerinizde nasıl kadroyu arttırarak iş yükünü optimize edebilirsiniz, bunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aslında üst yönetimlere benim de verdiğim temel mesajlardan bir tanesi, aslında kurum içerisinde yazılan her stratejinin içerisinde gizli bir müşteri var. Şimdi biz de mesela DIA olarak düşündüğümüzde bir hedef kitlemiz var, bir izleyici kitlemiz var, müşterilerimiz var. Dolayısıyla onlara özel ne sunabiliriz? Onları nasıl daha memnun edebiliriz? Çünkü onların sayesinde büyüyebiliriz diyebiliriz. Dolayısıyla ilk soru burada, hani bu işe başlangıç noktası, müşterim kim? Şimdi mesela bir ilaç firmasını düşünelim. Müşterisi kimdir ilaç firmasının? İlk akla gelen hastalar. Aslında değil. Doktorlar sadece hasta değil. Evet, daha doğru. Çünkü neden? Eğer reçeteli bir ürünse, zaten hasta elinde reçetesiyle geldiği için o ilaç firmasının müşterisi aslında doktorlar. Doktorlara tanıtım yapması lazım. Ya da o müşterinin satın alma kararını şekillendiren, satın alma davranışını, desenini modelleyen, aslında muadil ilacı verebilmesi itibariyle hani eş molekül olabilir, aynı etkiyi yaratması olabilir, eczacı değiştirebildiğinden aslında eczacılar. Ya da aslında bu satın alma deseninin içerisinde o ilacın
rafta bulunurluğu, o eczanenin mal fazlası stoklarının yönetimi olarak düşündüğümüzde ecza deposu da müşteri olarak tanımlanabilir. Tabii bu hani sektör bazında değişiyor aslında. Müşteri böyle o şekilde düşünülmemesi lazım. Evet. Hani B2B, B2C ayrımı da aslında birazcık bundan geliyor. Kurumsal ve bireysel müşterilerde. Ama mesela bu ilaç örneğini verdik. Mesela bir telekom firmasına örnek verecek olursak. Şimdi ben mesela yıllarca babamın üzerine kayıtlı olan numarayı kullandım. Dolayısıyla o hattın müşterisi kim? Parasını ödeyen baba mı? Yoksa konuşmayı yapan, SMS atan, internete giren öğrencisi mi aslında? Şimdi dolayısıyla bir telekom üst yönetimi müşteri deneyim stratejisi yazmak istediğinde ilk soru benim müşterim kim? Ve benim hedef kitlem ne? Aslında bu düşünüş oradan başlıyor. İş problemi bazında da bu müşteri tanımı çok değişiyor. Dolayısıyla müşteri deneyim stratejisi projelerinde özellikle o kapsam tanımlaması, müşteri tanıtımı, kapsama alınan portföyün bileşenleri, mal, hizmet ya da işte satış sonrası destek hizmetleri de bunun içerisinde olabilir. Tanımlanması ve müşterinin deneyimi, aslında müşterinin kazanılması, satışın yapılması, satış sonrası ve tekrar kazanılması döngüsünde deneyim desenlerinin oluşturulması. Şimdi şöyle örnek verelim. Bir telekom firmasında ben internet hızımı A'dan B'ye yükseltmek istiyorum. Bu bir müşteri talebi gibi duruyor. Aslında bu bir deneyim yolculuk haritası olabilir. Dolayısıyla müşterimizin böyle bir talebi varsa bu yolculuk nasıl başlar, nasıl ilerler, nasıl sonlanır ve en sonunda da diğer deneyimlerini nasıl etkiler diye aslında tüm bu yaşanan görünmez ilişkilerin kağıt üzerinde analitik olarak modellenmesi ve müşterinin duygu durumuna göre, ki bunlara eğer olumlu bir şeyse kazanım noktası, olumsuzsa acı noktası diyoruz. Acı noktaları ve kazanım noktalarından firmanın iç süreçlerindeki iz düşümüne bakılması gerekir. Müşterim bu deneyimi yaşadı. Bu acı noktası var. Bunun kök nedeni ne? Ben hangi sürecimde neyi nasıl iyileştirmeliyim düşünüşüyle aslında firmalar kendilerini uçtan uca analiz edip çok net, uygulanabilir aksiyonlar geliştirirler ve implemente ederler. Peki siz kendi müşterilerinize müşteri deneyimi noktasında nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi aslında biz zaten profesyonel bir hizmet olduğu için vergi, denetim, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Burada sektör bağımsız aslında tüm müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. Telekom, banka, enerji, perakende, her tür sektörde aslında müşteri deneyimi olabilir. Burada şöyle düşünmek lazım. Müşteri deneyimi dediğimizde hep nihai tüketicinin olduğu sektörler akla geliyor. Perakende bunlardan bir tanesi, hızlı tüketim bunlardan bir tanesi. Ama aslında kurumsal müşterilerle çalışan kurumlarda da aslında çok ciddi müşteri deneyimi projeleri yapılabiliyor. Çünkü kurumsal çalışmak aslında bireysele göre daha orta uzun vadeli aslında stratejik iş ortağı olmayı gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla orada aslında işte tüm Türkiye'deki hedef kitleyi hani popülasyon olarak düşündüğümüzde lokalde orada belki 20 tane kurumsal müşteriyle ancirolar yapıldığından orada aslında özellikle kurumsal müşterilerde de çok önemli oluyor. Yani çok uç bir örnek vereceğim. Benim en son projem, buradan kendilerine de selam olsun hem. Bir Avrupa'nın lideri demir, çelik, panel üreticisine biz B2B kurumsal müşteri deneyimi stratejisi yaptık. Ve inanılmaz ticari performans metriklerimizde de bunun etkisini gördük. Yani hani bir çelik üreticisinde bile kurumsal çalışan, nihai tüketicinin hiç görmediği bir metada bile hani böylesi bir etki olabiliyorsa, nihai tüketimin olduğu yerlerde gerçekten o hizmeti alan, kullanan, sonra tekrar almaya gelen bir insan olduğunda
etkisi çok daha büyük olacak. B2C tarafında etkisi her zaman daha büyüktür diyor evet. musunuz? Yani orada aslında o etkiyi nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak değişir. Eğer finansal olarak konuşursanız belki o B2B tarafta daha bile fazla olabilir. Ama yani bir stratejilerde değişiklik oluyor mu? Onu merak ettim söylediklerinizden aslında. B2B ile B2C arasında bir strateji farklılığı yani muhakkak oluyordur da hani yoğun bir farklılık mı var yoksa hani bazı basit şeylere bakmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle aslında hani herkesin kullandığı belli terimler var. İşte müşterilerin segmentlerinin tanımlanması, personaların çalışılması, hatta mikro segment, mikro persona kavramları geliyor. Bunlar bireysel müşteri deneyiminde daha etkin oluyor. Çünkü Ayşegül olarak Ayşegül'ün personası tanımlanıyor. İşte 36 yaşında, bekar, masterlı bir kadın mesela. Bu bir karakterik tanımlama aslında. Ama tamamen bu tanımlamaya uygun bir de Selin olsun mesela. Selin'in satın alma davranışları tamamen farklı olabilir. Yaşadığı, yaşayacağı deneyim çok daha farklı olabilir. İşte o zaman segmentten ziyade personaya geçmek gerekiyor. Şimdi o yüzden her yaşanan deneyim de kendine özgü. Şimdi bu bireysel müşteriler tarafı. Şimdi kurumsalda müşteri deneyimini modellemek istediğiniz zaman o bir kişi aslında bir anda 3 kişi oluyor. Yani 3 farklı personadan bahsediyoruz. O da nedir? Verdiğiniz malı, hizmeti kullanan teknik olarak. Hani bu ne olabilir? Teknik lider olabilir, Ar-Ge lideri olabilir. O kurumsal müşteri de kimse bunun kullanıcısı, o lider olabilir. İkincisi, mali işler ya da finansta yani ödemeyi yaparken karşımıza çıkan ve olayı resmileştiren aslında paydaşlar. Üçüncü persona da şirketin üst yönetimi, yönetim kurulu, şirket sahipleri. Dolayısıyla kurumsal müşteri deneyimi stratejisi yazılırken aslında bu üç farklı personanın da ayrı ayrı çalışılması gerekir. Yani orada daha kompleks bir iş problemi var diyebiliriz. Ayrı ayrı çalışıp aslında tek bir personaya da dönüştürülüyor. Dönüştürmek aynen öyle. De gerekebilir aynen belki öyle Yiğit Bey. Peki ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sorularım bu kadardı. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yani yok. Bize her zaman iletişime evet. geçebilirler evet. sizin üzerinizden sorularınız varsa. Daha birçok farklı konuda webinar yapacağımızı aynen, düşünüyorum. Bugün de çok niş bir konuyu konuştuk aslında. Evet gerçekten öyle. Ama sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bu trend, gerçekten müşteri deneyimini büyüme stratejilerinin kalbine koymayan firmaların hani sürdürülebilirliği çok büyük bir soru işareti. Bugün gerçekten hani üst yönetimden de bizi izleyenler var. Hani söylememiz gereken şu, herhangi bir iş problemi önünüze geldiğinizde müşteri olsa ne olurdu? Müşteri bu soruya baksa ne düşünürdü diye düşünmek çok büyük rekabet ekseninde size fark yaratacaktır diye düşünüyorum deyip tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.